Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde Nvidia ve Inventus ortaklığıyla hazırlanmış bir hazır sisteme bakıyoruz. Sahip olduğu donanım sayesinde benim gibi hem fotoğraf video işleri yapan hem de bilgisayarın başında oyun oynayan kişiler için çok ideal bir sistem olmuş bu çünkü bunun kalbinde Nvidia RTX 3060 var. Bu önemli bir şey çünkü RTX serisi ekran kartlarının sahip olduğu isminden de bileceğiniz RTX Ray Tracing ışın izleme diye çevirebileceğimiz teknoloji sayesinde oyunlarda ...çok gerçekçi aydınlatmalar, çok gerçekçi atmosferler elde edebiliyoruz. Veya yine bu ekran kartlarında bulunan DLSS teknolojisiyle... ...herhangi bir görüntü kaybı yaşamadan daha yüksek çözünürlüklere ölçeklendirilebildiği için... ...grafikler performans açısından çok yüksek FPS değerleri elde edebiliyoruz... ...dediğim gibi bir görüntüde bir dezavantaj yaşamadan. E i̇çerik üretimi kısmına bakacak olursak zaten şahsen benim kullandığım bütün Adobe programları... ...işlemciye ek olarak ekran kartı gücünden de faydalanabiliyor. Onun dışında çoğu bugün 3D modelleme yazılımı, animasyon yazılımları bile yine ekran kartı gücünden faydalanabiliyor. Dolayısıyla bu sistemde bunların desteklenmesi güzel. Bu bilgisayar Inventus'un hazır sistem ürünlerinden bir tanesi. Zaten hani hazır sistem tanımını ülkemizde ilk anan marka Inventus. Konuyla ilgili Inventus'un kurucusunun Incredibles kanalında çok güzel bir röportajı var. Hem hani bilgisayar sektörüyle ilgili, böyle bir şirketin nasıl kurulduğuyla ilgili keyifli bir sohbet istiyorsanız ona da göz atmanızı öneririm. Tabii hazır sistem deyince bunu illaki bu donanımla almak zorunda değilsiniz. Böyle bir şey almayı düşünüyorsanız inventusun sitesinde istediğiniz gibi donanımları özelleştirebiliyorsunuz. Atıyorum siz daha da iyi bir ekran kartı istiyorsunuzdur. 360 değil de 70 80'e upgrade edebilirsiniz. İşlemciyi, kasayı, her şeyini değiştirebilirsiniz, özelleştirebilirsiniz. Ürün gayet sağlam bir kutuyla geldi bu arada. Tabii ki taşınma sırasında ekran kartının hasar almaması için ekran kartı ayrı olarak kendi kutusunda geldi. Yapmanız gereken tek şey onu yerine takıp kablosunu bağlamak. Bu arada bu kasa inceleme için ilk bana geldiğinden yan panelin jelatin koruyucusunu çıkarma onuru da bana kaldı. Şimdi isterseniz o kısmın tadını çıkaralım. Kasanın tüm kablolamaları gerçekten büyük bir özenle yapılmış. Önden baktığınızda çok temiz duruyor ama arkadan baktığınızda da bütün kablolar hiçbir kabarıklık, hiçbir böyle çirkin bir görüntü olmadan düzgünce yerleştirilmiş. Kasanın önünde 3 tane fan var. Bunlar RGB ışık destekli. Onlar da arkadaki fan kontrolcüsüne hem kendi bağlantıları hem aydınlatma bağlantıları sağlanmış. Ki bu noktada <laughs> bana enteresan gelen bir şey, bunları bir kumandayla yönetebiliyorsunuz. Tabii ki yazılımsal olarak da düzenlemeniz bilgisayarınızdan mümkün. Ama hızlıca ışıklarını değiştireyim, işte rengini değiştireyim, fan devrini değiştireyim, otomatiğe alayım gibi ayarları kumanda üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay olmuş bence. Ki yani ben de toplama bilgisayar kullanan birisiyim. Bu işlerle ilgilenmeyi seviyorum ama o fanların pinlerini ayarlamak, hele ki kontrolcü falan için içine girince çok karışık oluyor bence. Biraz iş yükü aslında, çok karışık değil ama bunların hepsinin temiz bir şekilde, sorunsuz bir şekilde yapılmış olması hoşuma gitti. Neyse kasa fanları demiştik. Dediğim gibi ön tarafta 3 tane içeriye hava alan fan var. Arkada da bir tane egzoz fanımız bulunuyor. Kasanın üst tarafı açık bir yapıda ama bir toz filtresi var. Aynı şekilde alt tarafta güç kaynağının hava çektiği yerde de bir toz filtresi bulunuyor. Ön tarafı zaten meş, o da zaten kendisi bir toz filtresi gibi görev görüyor. Kasadan bu kadar bahsetmişken donanıma girmeden önce şeyi de bitirelim. Ön tarafındaki portlardan bahsedelim. Tabii ki açma kapama düğmesi, reset tuşu, iki tane USB 2, bir tane USB 3 ve ayrı ayrı olarak da bir tane mikrofon, bir tane kulaklık portu. Şu anda zaten kasanın arka bağlantılarını da görüyorsunuz. Peki içinde ne var? Ekran kartından bahsettik ama donanımın geri kalanı nasıl derseniz işlemci tarafında AMD'nin 5600G işlemcisi bulunuyor. 6 çekirdekli bir yapıya sahip kendi bütünleşik ekran kartı da var. Tabii ki hani 3060 varken onu ne yapayım diyebilirsiniz ama atıyorum ileride bir ekran kartı değiştireceksinizdir. Kendinizinkini satacaksınızdır. O arada idareten kullanılabilir. Bellek olarak 2 tane 8 GB'lık toplam 16 GB'lık 3200 MHz'lik bellek bulunuyor depolama tarafında 500 GB'lık M.2 SSD mevcut. Ama tabii ki derseniz onu da arttırmanız mümkün. Zaten kasanın da arka tarafında hard disk eklemek için bile yerler mevcut. Ama bu kasa genel itibariyle biraz oyunculara yönelik bir kasa. Ekran kartının sunduklarından bahsettik. Şu an zaten hem RTX teknolojisinin oyunda görsel olarak nasıl farklar yarattığını... görsellerle görüyorsunuz açık ve kapalı halleriyle. Bu daha çok aslında tek kişilik böyle senaryosu, atmosferi güçlü oyunlarda... tecrübenizi çok üst noktaya taşıyan bir şey ama siz daha çok rekabetçi oyunlar oynuyorsanız hani benim maksimum performansa ihtiyacım var diyorsanız yüksek hertz'e sahip bir ekranınız varsa ve onu destekleyecek kadar FPS istiyorsanız o noktada da DLSS karşımıza çıkıyor ki ki burada bu ekstra FPS için bahsettiğim şey oyunun grafiklerini düşürmek değil. Görsel bir kayıp yaşamadan DLSS sayesinde bunu sağlamak gerçekten çok güzel. Tabii bunu kendim de tecrübe etmek istedim. Cyberpunk'ı kendi ekranımda 2560'a 1440 çözünürlüğünde, 2K çözünürlüğünde oynadım. Şimdi biraz ona bakalım. Şimdi bu bilgisayarda Cyberpunk 2077'yi de denemek istiyorum. Çünkü Nvidia RTX ekran kartlarının sunduğu iki farklı teknolojiyi DLSS ve RTX'i destekleyen bir oyun. Zaten biliyorsunuzdur ama RTX ışın izleme teknolojisi oyunlarda daha gerçekçi ışıklandırmaları, daha gerçekçi aydınlatma ortamlarını sağlayan bir teknoloji. Tabi zaten ışın izleme teknolojisine, ray tracing özelliğine eğer 3 boyutlu modelleme ile ilgiliyseniz daha önceden de aşina olabilirsiniz. Ama günümüzde oyunlarla çok hayatımıza girdi. DLSS ise Nvidia'nın yapay zeka destekli görüntü kalitesi yükseltme yöntemi. Bu sayede oyun gördüğünüzden daha düşük bir çözünürlükte renderlansa da RTX ekran kartlarının bu sistemi sayesinde çok daha yüksek bir çözünürlükteymiş gibi bize gösterilebiliyor. Bu ne demek? Oyunun kalitesinden kaybetmeden çok daha yüksek performans yani daha yüksek kare sayıdır demek. Neyse lafı daha fazla uzatmadan bir bakalım oyuna. Bu arada ben oyunu 165 Hz 2K bir ekranda test ediyorum. Yani çözünürlüğümüz 2560'a 1440. Hemen bir grafiklerimize bakalım hızlıca. İlk deneyeceğim ayarda DLSS'imiz performans modunda. Hemen aşağı iniyorum. Şu an zaten seçtiğimiz grafikleri görüyorsunuz. High, medium arası. Ray tracing açık. Bu radyoyu da kapatalım da. Bir de bu noktada Nvidia Broadcast yazılımının eski adıyla bildiğimiz RTX Voice özelliğini göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok etkili çalışıyor. Şu anda görüyorsunuz Broadcast uygulaması açık. Buradan kullanacağım mikrofonu seçtim. Ve gürültülü engelleme efektini uygulayacağım. Tabii ki bunu maksimumda uygulamama gerek yok. Ki çok da ideal değil zaten o şekilde kullanmak. Kısıyorum. Şimdi burada yapacağım şey, mikrofonumun hemen arkasından bir şehir gürültüsü sesi açacağım. Çünkü burada şu anda çok gürültü yok, bastırmaya değecek kadar. O yüzden kendim yaratacağım bu gürültüyü. Ve klavye tuşlarını basacağım, mouse'umu kullanacağım ki biraz ses olsun. Kendi konuşmamın üzerine mikrofonum kendi yakınından gürültüler alsın. Bakalım RTX Voice bunları nasıl azaltacak? Gördüğünüz gibi OBS'in içerisinde mikrofonun direkt kendi girdisi var. Bir de Nvidia yazılımı üzerinden girdisi var. İlk başta Broadcast'teki mikrofonu kapatıyorum. Mikrofonun normalde aldığını duyacağız ilk başta. Gürültüyü başlatalım. Videonun bu noktadan sonraki kısmını bu mikrofondan duyuyorsunuz. Benim videomda kullandığım yaka mikrofonundan değil, buradan. Normal bir kullanımı diyelim ki gürültülü bir yerdesiniz. Klavye'nizi kullanıyorsunuz. Mağazanıza tıklıyorsunuz ve sesin ne kadar geldiğini görüyorsunuz. Şu anda sesi broadcast yazılımıyla birlikte duyuyorsunuz. Ses seviyesinde herhangi bir değişiklik yok. Hala şehir gürültüsü geliyor tabletten. Klavye ve mouse kullanalım yine. Bir yandan da konuşuyorum ki konuşmamın üzerine ne kadar etki ediyor hep birlikte duyabilelim. Hemen öncekine geçelim. Mikrofonun kendi çıktısına. Gördüğünüz gibi aslında bayağı gürültü vardı. Benim bu bilgisayarla ilgili kabaca bahsedeceklerim, aktarmak istediklerim bunlar da sizin ek olarak sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni desteklemek istiyorsanız da katıl butonuna tıklamayı lütfen düşünün. Bu kasanın kendisini veya özelleştirebilir hallerini görmek isterseniz güncel fiyat bilgisini elde etmek istiyorsanız da onunla ilgili linki videonun açıklamaları kısmında bırakıyorum. Oradan kendiniz kurcalayıp kendinize sistemler oluşturabilirsiniz. Bu video şansını bana verdiği için Inventus ve AMD ve tabii ki izlediğiniz için, değerli zamanlarınız için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.